Merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf İnkılap Tarihi kitabı sayfa 113'ü işleyeceğiz. Konumuz 4. ünite hazırlık kitabı. Atatürk'ün en iyi yönetim şekli olarak Cumhuriyeti seçmesinin nedenleri hakkındaki düşüncelerinizi belirtiniz. Cumhuriyet, hükümet ya da devlet başkanının halk tarafından belirli bir süre için ve belirli yetkilerle seçildiği yönetim biçimidir. Egemenlik, halkın belirli bir kişi veya aileye ait olduğu bir ailenin tersidir. Bir sistemin tersidir. Halk kendini yöneten kişiyi yasalarını kendi belirler. Atatürk'ün en iyi yönetim şekli olarak cumhuriyeti seçmesinin nedenleri, bence seçiminin halifelik ile değil de halkın yönetimiyle olmasını istemesi bu sistemin gelişmiş batılı ülkeler arasında yaygınlaşmış olmasıydı. Hukuk kavramı hakkında bildiklerinizi söyleyiniz. Hukuk sözlük manası olarak hak kelimesinin çoğulu olarak haklar anlamına gelmektedir. Hukuk devletin yetkili organları tarafından toplumsal ilişkileri düzenlemek amacıyla konulan maddi yaptırıma bağlanmış olan ve uyulması zorunlu kuralların oluşturduğu sistem şeklinde ifade edilebilir. Hukukun temel kavramları ilk olarak toplum ile hukuk arasındaki ilişki, hukuk kuralları ile diğer toplumsal davranış kurallarının karşılaştırılması, hukuk kurallarının nitelikleri ve hukuksal yaptırım kavramı şeklinde ayrılabilir. Hukukun temel amaçlarından biri toplum halinde yaşayan insanların varlıklarını güven içinde sürdürebilmeleri için barış ortamı sağlamak, topluma dirlik ve düzen getirmektir. Öğretim birliği sözünden an ne anlaşılması gerektiği konusundaki düşüncelerinizi belirtiniz. Öğretim birliği yasası tevhid-i tedrisat kanunu demektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 3 Mart 1924 ve 430 kanun numarası ile kabul edilmiştir. Ülkedeki bütün eğitim kurumlarının marif vekaletini Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmasını öngören bir yasadır. Böylece eğitim kurumları bir yönetim altında toplanarak eğitimin milli birlik kazanmasını sağlamış olmuştur. Eğitim hizmetleri çağdaş bir hale getirilmiştir. Koruyucu sağlık hizmetleri ifadesinden neler anladığınızı söyleyiniz. Koruyucu sağlık hizmetleri kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ve çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri şeklinde ikiye ayrılır. Koruyucu sağlık hizmetleri bağışıklanma, erken tanı, sağlıklı beslenme, aile planlaması ve kişisel hijyendir. Bu hizmetlerin amacı çevredeki olumsuz biyolojik, fiziksel ve kimyasal faktörleri yok ederek, düzelterek ya da insanların etkileşimlerini önleyerek kişilerin sağlıklarını koruyabilmeleri için yardımcı olmaktadır. Atatürk'ün Büyük Nutuk adlı eserini tanıtıcı nitelikte kısa bir metin yazınız. Büyük Nutuk 15-20 Ekim 1927 tarihlerinde Gazi Mustafa Kemal'in kendisinin ve silah arkadaşlarının faaliyetlerini özetlediği konuşmasıdır. Kültür Bakanlığı Yayın Evi tarafından belgeler bölümü hariç 900 sayfalık bir kitap olarak yayınlanmıştır. Türkiye'nin bu dönemle ilgili en temel resmi tarih kaynağı olma niteliği taşımaktadır. Nutuk gençliğe hitabı ile sona ermektedir. Nutuk Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı dönemini birinci ağızdan aktardığı cumhuriyet ve dünya tarihi açısından önemli bir eserdir. Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin ders, ders ve çalışma kitaplarının hazırlanmasında en büyük rolü oynayan kaynaktır. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs 1919'dan Cumhuriyet sonrası inkılap dönemine kadarki zaman diliminde olan olayları anlatmaktadır. Orijinal ilk nüsha 1980'den beri ataşe genel kurmay arşivindedir. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forumsayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.